Kabul Ama ediyorum. çok kötü o, hocam ediyorum. hiç mücadele etmiyorlar sahada. Bana ne söylüyor ki ben onu yapıyorum ha. mücadele değil. Demek ki işte bir şey bir yerde hata yaptırıyor bana. Bir şey söyleyeceğim abi hep diyorsunuz sistem. Yıllar önce Galatasaray'da Börç diye bir antrenör var. Bizde oyuncaklar Benim arkadaşım bu. Cüneyt o da bir arkadaşına gidiyor. Dedem oteller Ankara'da. Diyor ki bitişikte diyor ders veriyor diyor Börç. Taha'ya çıkacak kadroyu. Sabık ediyormuş ki gideceksin geleceksin gideceksin geleceksin gideceksin gelemeyeceksen töbeşir alıp alt diyormuş yerine birini sokuyor. Ona diyormuş ki gideceksin geleceksin. Ona da alt diyormuş yerine birini sokuyormuş. Bizi oradan yıkıyorlardı. Yapacaksın onun dediğini. Yapıp yapıyorlardı onlar. Hani bir sistemi var. Karşı takımı görüyor bakıyor nereden delerim diye. Gayen ne? Senin iyi tarafını adam adama şey yapacaksın zorlayacaksın. Senin zayıf tarafını da kapatacaksın. Biz zayıf tarafımızı da açtık. İlk tarafımızı da açtık. Şimdi bunu yapan kim abi? Şenol Güneş. Ya o. Görmüyor musun abi Yani neler? Milli takım ben sana söyleyeyim mi? Adaletli de forma dağıtmadı. Zaten adaletli forma dağıtmazsan bunlar olur. Futbolcular mutsuz. Belki biraz hocamın söylediği görüntü sebebi o olabilir. Ya bir şey söyleyeyim bak. Söyledim ben adalet o bu. Tamam Şenol Hoca dağıtalı forması da Atalı dedim. Yalnız bunu yalnız yani Şenol Hoca üzerinden ben okumam. Oyuncular şimdi Meri söylüyor ya. Ya, ya yanından oyuncu geçiyor. Bunun Şenol Hoca ilgisi yok. Ayağını uzatacak alacak. Koşacak. Hareketlilik. Top isteyeceksin. Top sende. Ben koşup açılacağım değil mi? Bir pasın yoluna çıkacağım. Top isteyeceğim. Duruyor. Öyle yani, topçuyu al oyundan. Hocam çok hepsi. Al. Hepsi. Bütün Türkiye oynayan 3 maçtır hep öyle oynadı. Avrupa'da, Hareketsiz Avrupa'da en fazla takım yok. olan tak şey olan. Ligde takım olan şeyiz. Bir hafta evvel bitirdi. E bizim futbolcularımızın çoğu dışarıdan geldiler. Bunu hazırlayan sen ol abi antrenmanını ver ya. Hocam ben hazırlamadım. Hocam ben hazırlık dört dörtlük demedim. Ben formlusu olduğunu zaten söyledim. Ama oyuncu şimdi sen de futbol oynadın. Yani antrenör istediği kadar tamam söylesin. Sonuçta o çizginin içerisinde oyuncu kalıyor inisiyatifinde. Yani oyuncu inisiyatifinde iki adım atacak, mücadele edecek, duran topla eşleştirme yapıyordur, yapıyordur. Bırakıyor, koşmuyor. Acaba... Duran topta adamını kovalayanlar var. Orada bir hocam. Aynı kadro başımdan geçtiği için söylüyorum. Aynı kadro. Bir teknik adamla ilk devre Türkiye Ligi'nde 8 puan alıyorsun. İkinci yarı teknik direktör şu 21 puan alıyorsun. Bu tesadüf mü? Ha aynı kadro. Hiç öyle oyuncu boyunca girmiyor. 2 puan sistem. Teknik istemedim. direktörle 2 puan sistem. Ha bakın Şakiri ne diyor? Türkiye'nin zaaflarını biliyorduk. Bunun üstüne gittik. Uzun zamandan beri turnuva oynamadı Türkler. Genç bir jenerasyon. Bundan sonra daha iyi olacaklardır. Zamanı, ihtiyaçları var. Hata yapacaklar tabii ama sonraki turnuvalarda sen, iyi olacaklar. Sen bizim evet. zaafımız zaten o kadar çok ki bir tane yani Herkes elle bizim Elle tutulacak zaten. bir tane. Sen bana elle tutulacak 3 maçta savunma ve ucunda bir tane organizasyon söyle. Bu milli takımımızın 3 maçtır en olumlu saha içinde yaptığı bir tane futbol adına olumlu bir şey söyledi ki ya bunu yaptı söylüyorsun da hani ya duran topu böyle kullandı. İşte ucumda böyle seterleşti. Böyle kontra atak yaptı. Savunmada bu kadar iyi yerleşim hatası işte e, yapamadık falan deniliyor ama burada bir bireysel doğru bir duruş pozisyon e, hatası yapmadan duran bir bekimiz var, stoperimiz var. Bir tane söyle ya. Bu kadar kötü yapılan işten bir tane iyi bir şey söyle. Ondan sonra da işte Şakir açıklar. Türk Milli Takımı'nı biliyorduk diye. Gayet doğal. Elimiz açık ya. hucum yaptık. Elimiz açık ıı, savunma yaptık. Bütün takımlarda dedi ki şuraya bak Türk milli Takımı'na gol atmak çok kolay. Disiplinsiz, fizik kalitesi yok, taktiksel yetersizliği var. Bireysel oyuncu doğaçlama performansıyla iş görmeye çalışıyor Türkiye. Bitti işte Şakir'in açıklaması bu. Ee, bir de her şeyi defansif düşündü. Yani hiç nereden rakibi vururuz onun üzerine hiç kafa yormadık. Biz hep savunmayı yani. Savunmayı hep aman gol yemeyelim e bir gol atarız. Ya amatör takımlar Yememeyi bile düşünmüş. amatör takımlar bile, bile artık böyle amatör. düşünmüyor Ender. Artık amatör takımlarda bile bir şey yapalım diyorlar, bir pas yapalım, bir aramızda bir keyif alalım diyorlar. Yani gol yemeyelim de nasıl sosa atarız? Böyle bir şey kalmadı artık dünya futbolunda. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bir de şunu söyleyelim, yani başarıyı değil de başarısızlığın sebebini biliyorum demiş. Düşünür. Herkesi mutlu etmeye çalışmaktır. Ya bırak oraya çağırdığın herkesi mutlu etmek zorunda değilsin ki bir kadroda ısrar et abi. Hazırlık maçlarında aynı kadro üzerinde oyna. Bir adamın üstüne bir kurgu kur. Kötü de oynasa şey yapsa ısrar et. Devamlı aynı şeyin üstünde yap ama geliştir. Biz bir işi yapmaya çalışıyoruz. Olmuyor hemen başka bir şeye dönüyoruz. Hocam reka başka, re rekabet bir, Başka bir ya. duruma dönüyoruz. Takım içi rekabet yok. Yok hocam Oyuncular Kaan, belli. bir maç önce stoper. Tekrar Kaan'ı orta sahaya çekiyorsun. Rekabete sok. Taylan'ı oynat ya bir görsün. Bu maça çıkar ya. Bir ilk 11, bir gör. Halil'i gör. Ya Ozan milli takım diyorum ya az önce söyledik ya. Tekrarı düşüyoruz ya. Bu normal değil. Liverpool'un stoperi oynamıyor. Kaan oynuyor ya. Ayağı iyi, ayağı iyi, iyi, diye oynadı Kaan. İki tane yedik gallerden. 5-6 biterdi maç. Düşün. Yalnız Alan Ramsey 30 küsur 33 yaşında adam ilk yere ettirik yapardı ya. Yani yani bir tane ayağı iyi oyuncuyla böyle bir futbol anlayışı var mı? Stopere'yi oyunu kuracağız. E bunu kime kuracağız? Öndeki orta sahaya, kenar beklerine, yandaki stopere, kaleciye. Ya bir kere milli takımın bu kadar plansızlığı olur mu ya? Bu kadar enine yatay geriye pas yapar mı bir milli takımı? Bir de turnuvanın 24 takım arasındaki en kötü milli takım bizim milli takım. Ha, oyuncu olarak en kötü milli takım bizim takım mı? Hayır. Oyun olarak ama en kötü milli takım, en zayıf sağ içinde görünen, güçsüz olan ülke takımı maalesef bizdik. Peki bunu... Bizim çocuk stoper, çatır çutur top oynayan bir oğlan. Tekmeye kafa sokuyor, çok da başarılı buluyorum ben onu. Meri'yi mi? Evet. Hı -hı. Sen adamı günah keçisi yaptın ya. Ha. Sen beni satarsan ben de seni satarım. Sen beni satmayacaksın. Kendi kaleme top girdi diye sen beni günah keçisi tanıdım orada oturtursan... Orada oynayan, İtalya'da oynayan bir topçuyu ben de seni satarım ben. Senin için oynamam. Ender. Çok net söylüyorum. İşte burada topçular. Sen beni biraz orada oturtmayacaksın abi. O hoca sen bana orada sahip çıkacaksın. Ben söyleyeyim. golü attım ya. Sen beni bir maç sonra çıkaracaksın. Belki de kaptan çıkaracaksın. Hocam, beni, onur, beni onurlandıracaksın. Hocası Hocası İspanya milli, milli takımı kaldırıyor. Luis Enrique ne diyor hocam? Morato'yu eleştiriyorlar. Diyor ki yarın takım ilk 11'i şöyle. Morato ve diğer arkadaşlar. diyor. Adam, adam öyle bir motive ediyor oyuncusunu. Morato da çıkıyor atıyor golünü. yani. Oyuncu hayır, kazanmış hayır, ki hocam. Çıkartıyor. <laughs> Ama neticede o, o şeyi o güveni Hocam, veriyor. Hocam ile ilgili şunu söyleyeyim ben. Ben olsam Meri'nin yerine burada bu turnuvada Ozan'la başlardım. Meri er eğer oynatıyorsa da evet Erman Öncü'nün dediği oynatabilir. Meri bu sezonu boş geçirdi sakatlıktan dolayı. Maç trafiğine giremedi. Bu kadar uzun boylu stoperin oyun böyle pratiği istenilen seviyede olmadı. Ama Ozan Liverpool'da oynadı dolu dolu. Mesela ben olsam hazırlık maçları sana programa girmeden önce söylüyorum. 3 hazırlık maçında da Meri belli formsuz olduğu hazırlanmadığı belliydi. Meri iyi oyuncu mu iyi oyuncu tartışılmaz. Juventus oyuncusu. Juventus forması gibi oraya gitmek bile büyük olay. Ama Ozan daha hazırdı. Bunu bile mesela Şenol Hoca değerlendirme. Hadi bir maç oyna, iki maç, üç maç. Yani yani bu kadar kadro seçimi, kadro sağ içindeki planlanması, hangi ülkeyle nasıl oynayacağız, nasıl bir diziliş olacak, kim olacak. Hiçbir diyorum ya strateji belirlememiş Ender. Şimdi ben e, bir teknik adamı kenarında hasta oluyorum abi ya. O dedi senin özelliğin ne? Şeyin antrenörü işte yeni daha çıkarttı ya üçten getirdi ikiye bire. Benim dedi özelliğim şu dedi Erman Bey dedi konuşuyoruz. Benim için dedi 20-21 yaşına gelen futbolcu artık gitmeli yaşlanmıştır dedi. Neden bahsediyorlar ya? Ben dedi 18-19. Tamam, Benim ha, maçım ha, dedi şampiyon olmayabilir takım geldi. ama dedi bana, bana gelen kaç bin kişi seyrediyorsun benden keyif alacak arkadaşlar. Mantık o. Seninle oynayanlara baktılar mı? Kimler oynuyor? Ya şimdi şeye sallıyorlar. Milan'da oynuyor adam ve bu sene de iyi oynadı. E sen ah, oynatamıyorsun Milan'daki ben adamı. Oğlum. Adam deliriyor biliyor musun? Niye? Ona göre oynatacaksın. Ona göre helva yapacaksın. La Juventus'da oynuyor, Milan'da oynuyor. Bizim bir takımda oynamıyorlar. Hocam da oynuyor Mert Müldür. Hani da oynuyor herif. Ha. Yani şimdi o da genç ama tecrübeli. Yani İtalya, Serie A'da oynuyor. Yani tecrübesi olan zeki zaten vardı Avrupa Şampiyonası'nda. Bir de öbür ülke takımları yani ya yani bak 3 maçta sıfır puan alabilirsin böyle bir turnuvada. Olur. Ama çatır çutur oynarsın. Mücadele goller edersin. atarsın, kaçırırsın, mücadele edersin. Sahicini şey her şeyini verirsin olur. çocuklar da hangi futbolcu nerede oynuyor? Millet bir daha görsün evet. ya. Yani biz burada konuşuyoruz ama hakikaten öyle. Evet. İnsanlara göstermek lazım. Bizim mill takımın kadrosundaki futbolcular nerede oynuyor? Listeyi şöyle büyük büyük bir yatsınlar bizimkiler ya. söyle <laughs> Hangi takımlarda? Ar ona Gözlerine sokmak şey lazım. Ha, yabancı oyuncu ya. var mı? Yabancı oyuncu kısıtlaması. Bırakın ya yabancı oyuncu kısıtlamasını filan arkasına saklanmayın. Yabancı oyuncu kısıtlaması kalktıktan sonra bizim oyuncular gittiler Avrupa'ya. Benim 4 liraya verdiğim oyuncuya. Ben yurt dışından 1 liraya getiriyordum. 50 kuruşa getiriyordum. Ama sen yabancı kısıtlamasına getirince adama 3,5 4 lira verdiniz. İsimlerini de burada söylemeyeyim artık ayıp olur. Yıllarca. Bırak abi. Ne oldu? Türkiye'de alamadılar. Gittiler Avrupa'da, Avrupa'da oynamaya başladılar. Bu iş bu kadar mı? Yani Şenol Güneş'e gidebi bana sol bek bulun. Bana yabancı kısıtlaması. Yok ya. Aslında bize antrenör bulmak lazımdı Şenol. Şu Kenan'a verdiğimiz şans var ya ilk maçta Halile versek, Halil Burak oynasa daha iyi performans alırız, bari oyuncu kazanırız. Yani öbür turnuvalara oyuncu kazanırız Halile oynatırsın. Hocam böyle şey olur Türkiye, hani bazı teknik adamların vazgeçemedikleri kafalarında yer etmiş oyuncular vardır. O misal mi bu iş acaba ama milli takımda olur mu o? Sen iş? dün çok güzel bir şey söyledin. Aynı şeyleri deniyor muyuz? Deniyoruz, farklı sonuçlar alıyor muyuz? E, olmuyor işte. İşte sen gayet özetledin. Bu turnuvanı söyledim bittiler. Senin söylediğine ben bu cevabı vereyim. Dün senin söylediğin gayet güzel cümleyi tekrar sana söyleyeyim. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bek beklemeyiz. Ya bir de kulüp takımları farklı ender. Yani bir oyuncuna devamlı inanıp ona destek verebilirsin. Devamlı şans fırsat verebilirsin ama milli takımda e, kredi diye bir şey vardır. Yani 3 kere dört kere kötü oynadın mı bir daha onu alıp milli formayı giydirmek zordur. E, yani burada bir şey yapması lazım tamam. Mesela Burak inandı, güvendi hoca hakikaten... E, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz oldu. Şenol Güneş'in etkisi, katkısı var bunda ama Tabii. her oyuncu için bu geçerli değil. Hem milli takım e, hamleleriyle e, kulüp takımlarının hamleleri çok farklı. İkisini birbirinden ayırmak lazım. Tabii. Milli takım o işin tuhafı. Milli takım oyuncusu da hocam. Doğru mu? Farklıdır. Milli takım oyuncusu farklıdır hocam. Farklı. Ya. Kendi kulüp takım farklıdır. Evet yani... Ee, bir takım bir milli takım bak dikkat et işte büyük takımlar İngiltere falan e, özel maçlarda şey maçlarda hep aynıdır oynayan o oyuncu kadrosu 100 kere ne bileyim 60 kere 50 kere yani en az hep millidir hep aynı oyuncular oynar onlar i̇şte için hocam, bu sene, özel maç tabii, şey maç yoktur yok, milli bir, bir milli formadır bir o de, ya Keylin'i mesela bu seneyi boş geçirdi yani Delit'le Hollandalı Banuço oynadı değil mi sakatlık geçirdi ama sahada en iyi performansını veriyor 36 yaşında Keylini düşün. Çünkü ya milli, takım, takım, oyuncusu. Milli takım oyuncusu aynı. Ya başka biri baksa mesela diyebilir ya açar bir oynatalım Lazio'dan. Tolo'ya oynatalım Atalanta'dan stoper. Yok. Keylin'i oynuyor. Hem <laughs> o partneri bozmuyor Mançini. O uyumu da bozmak istemiyor. Ama bizim milli takım yani diyorum ya bir kötü olur. Kötü o yani kötü oynar. Yani dersin işler kötü ama bu kadar kötü mücadele edemez ya. Kötü olma kötü olmayı o kelimenin de bir anlamı var ya. Kötü bu kadar olur mu? Kötünün de altına indi milli takım. Yani oyun indi, saha içinde plansızlık, kurgusuzluk, istediğini söyle. Sistemsizlik ne aklına geliyorsa. Ama bir de mücadele bu kadar ender, kötü olmaz. Ya madem öyle aynı oyuncularla bunu, eğer hep aynı görüntü varsa bir farklı bir şeyler at. Ya saha iç hareketlenmesi olsun Ozan'ı, Taylan'ı, Halil'i. Yani bir, bir farklı bir şeyler dene ya. Bütün bu kadar maç seyrettik. Bizden daha kötü... Oynayan bir takım gördünüz mü? Hayır. Biz Bizden yani daha kötü. Yani daha demek istiyorsun hazırlıksız kötü, olan, hazırlıksız plansız, plansız olan değil plan. mi sadece? Bizden daha kötü teknik direktör takım da görmedim. Bizden daha kötü teknik direktör olan takım görmedim. En kötüsü bizde. de bizde işte burada. Net ya. Bu kadro, bu topu oynamamalı. Bu kadar basit. Ya kötü takımlar bile bir tepki verdi hocam. Tabii. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Yani bir puan almaya, bir gol atmaya ama Zaten biz ya. ne? ilk defa katıldı. Ne, şey neler yaptı, yaptı ya? Koşuyorlar, gol attılar, gol kadar kaç yıllık takım. Enerjileri kaç yüksek var. Ender enerjileri yüksek, herkes tabii. koşuyor, mücadele ediyor. Ya yani 24 takım içinde bu kadar yani saha içindeki görüntüsü kötü olan herhalde bir milli zavallı, takım yoktu. Zavallı falan. top oynadık, Zavallı. Zavallı karşılığı o. Ya bir de temel yapısal böyle saha içindeki oyun sıkıntılarımız da çıktı. Bu kadar yapısal bozukluk değil mi? Sağ içinde. Yani evet enerji yok, saha içi mücadelesi yok ama oyun yok, ortaya çıkmış bir akıl konulmuş. Ya milli takım bunu oynar bak. Ha biz buradan seyrederiz. Ya milli takım soldan gidemez, sağdan gider bak. Bu ikili oynar. Merkez ikili şöyle oynar. Evet. Ha bak buradan pozisyon yemeyiz. Ha yani zayıf biraz. ...diyebileceğimiz bir görüntü de yok. Bir tane elle tutulur yanımız yok ya hücumda, savunmada. Lider bir tane yok. ya sağ içinde bir tane krizde biri konuşsun, dürtsün, vursun. Ne yapıyorsun siz? Kendinize gelin. Hiç kuzu gibi herkes hocam, evet. dikkat ediyor musun? Sadece bir şey söyleyeceğim. Maçlar bitti. Milli Takım Yönetim Bizim Kurulu. Bitti. Evet, yönetim kurulu. Şenol Güneş'ten rapor istemesi lazım. Niye biz böyleyiz kardeşim? Herhalde. Bana bir yaz. Peki bu Şenol'un yazdığını federasyon şeyinde kaç kişi anlayacak veya tavır koyabilecek yönetim kurulunda? O bilgiye sahipler mi? Kaç kişi var orada? Pardon diyebilecek. Önemli olan bu. Diyeceksin hocam işveren sensin. Ne? İşveren sensin diyeceksin. Evet. Evet. Soracak abi gel bakalım buraya bana. Ne yaptın bir rapor ver. Yazılı bir rapor ver abi bana bir. Tabii ki. Ben onu bir okuyayım bakayım. Ona göre de karar alayım. Sana bazı sorular yönelteyim. Yönetim kurulu olarak. O kalite var mı futbol federasyonu yönetim kurulunda? Hocam olmasa bile mutlaka onların danıştıkları birileri vardır. O raporu alırsın, gösterirsin bir adama. Anlatır sana bu budur, bu rapor böyledir, böyledir diye. Kim? Mesela. Sonra, danıştığı kim? Onu danıştığı birisi vardır. Yani yönetimde ama Hamit Altınçok var, çok Selim iyi. Abi var. Yani var orada, orada. Olmasa bile böyle danışabilirler etrafı. Ama Erman Hoca'nın yani. söylediği o değil. Yani futbolu illa değil. Hocam anladık biz çok iyi bilgisi anladın. de olacak ki yani farklı derinlemesine mevzu konuşacak. Erman Hoca'nın söylediği evet doğru futbol federasyonu için böyle bir birim diyor olması gerekir. Hocam peki bir şey söyleyeyim mi? Kulüplerde var mı böyle? Bir tane var mı? Söyle. Teknik adamla güzel bir konu açtım var mı konuşacak? Hocam biz böyle böyle işte var bir işte 2-3-4 takımda var 2-3-4 takımda, var. İçeride böyle yani hem 2-3-4 takımda direktör. var işte. Konuşuyoruz zaten işte. Alanya diyorsun, Altın Ordu diyorsun. Var yani o tip takımlarda bir şeyler oluyor. Çok az doğru mu? Az.